Merhaba arkadaşlar, bugün cuma, öğle arasındayız. Camiye gidiyorum. Camiye giderken yolda bir şey gördüm, size göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Şu gördüğünüz şey bildiğimiz soba gibi bir şey. Dışarıda her yerde var. Bunları Budistler kullanıyor böyle. Bunun içinde para yakıyorlar. Bunun içinde para yakıp cehenneme gönderiyorlar. Cehennemde bir tane şey var. Cehennemin koruyucusu mu artık? Cehennemin kralı. Ona para gönderiyorlar işte. Diyorlar ki hacı bize yardım et işte. Oradaki akrabalar, daha doğrusu burada bunu yakanlar akrabalarına para gönderiyor. Diyorlar ki işte bize yardım eyle, akrabalarımızı çok yakma veya hiç yakma. Onun için ne kadar para gönderirlerse o kadar iyi. Onun için böyle her gün para yakıyorlar burada. Sadece para yakmıyorlar ama. Araba yakıyorlar, bisiklet yakıyorlar. Bakın şu karşıda da var bir tane. Şurada da var. Her şey yakıyorlar orada. Daha komiklerini de gördüm de onları sonra bir çekerim, gösteririm. Cami de şurada var. Bu da güzel bir cami. Evet arkadaşlar, cumadan çıktık. Bayağı kalabalık var. Bir de şu binaların üzerindeki bayraklar dikkatimi çekti. Her yerde bayrak var. Şunlar da var mı? Onlar da var ama onlar tam gözükmüyor. Çünkü bir hafta sonra National Day, yani ulusal günü var. Ulusal kurtuluş günü müdür nedir? Onun için her yerde bayrak var. Bir de bunlar devlet asıyor. Şahıs asmıyor. İlginç. Güzel duruyor. Bunlar da işçiler sıraya girmiş. Bunlar şey, bir tane şirket var. Hangi şirket? Kepler diye bir şirket var. Çalışanlarını camiye servis koymuş. Camiye getiriyor, ondan sonra namaz çıkışı götürüyor. Şirkete bak be. Vay, sırada bayağı uzunmuş. Çoğu zaten Hindistanlı veya Bangladeş'te çalışanlar. Ameleyi bulmuşlar, getiriyorlar buraya, çalıştırıyorlar ucuz fiyata. Oh, kebap. Bayraklar da güzel sallanıyor ya. Tam Saadet Partisi bayrağı. Neyse, şu bayrağı kesin ya. Bayağı 40 katlı saydım, şu an ben de saydım 40 katlı. Arkadaşlar, şimdi Singapurluların otobüse binmesini göreceksiniz. Normalde otobüse binerken sıraya girilmiyor. Allah Allah Allah, binecek mi? Tabii bu otobüse ben de bineceğim, en son bineceğim. Servançak duruyor, kontrol ediyor. Sanırım arkada engelli biri inecek. Biliyor musun? Binmeden de şu reklam falan da çok iğrenç bir şey ya. O ne ya? Lan amcam çok dertlisin, bilmiyorsun ya. Bilsene ben bakıyorsam. Arkadaşlar, Singapur'da üst geçitte bisiklet binmenin cezası 1000 dolar. Ya yürü git ya. Adam nasıl gelsin üst geçitte? Daha doğrusu binerek geçmek herhalde 1000 dolar. Elini alıp götürebilirsin. Evet. Aynen öyle diyor zaten. Elinle iterek götürmesi gerekiyor. Sürme. Her şey yasak arkadaşlar. Hava da güzelmiş. Üst geçitleri gerçekten çok güzel yapmışlar ya. Şu sıkıya bak. Hiç de sulamıyorlar bunları. Zaten bunlar kendilerinden sulanıyor. Vaa, müthiş. 4 aydır buraya geliyorum. Her gün aynı çiçekler. Hiç renkleri solmuyor. Nasıl oluyorsa anlamadım. Evet arkadaşlar, eve geldik. Kargomuz gelmiş. Şöyle ışık almıştık. Şimdi açacağız bakalım. Doğru mu gelmiş, yanlış mı gelmiş? Hadi açalım. İyice sarılmış. 1 2 3 tane almıştık lamba.
Hadi bakalım. İnşallah siyah renklidir. Siyah söylemiştik. Tara tara. Evet. Wow. Şöyle bir şey. Bu böyle tavana asılacak. Şöyle 360 derece dönüyor. Vay, müthiş. Elif bak. Bunları açmaya gerek yok, zaten aynısı. Bir de şimdi şu çubuğunu açalım. Bu çubuğu tavana yapıştıracağız. Bu lambalar da böyle direkt geçmeli. 3 tane istediğin yere koyabiliyorsun. Kablosuz yani. Kablosuz derken metale değince direkt yanıyor ışıklar. Bakalım. Bu nasılmış? Allah Allah Allah. Nasıl bağlamışlar ya? Bu kargo ta Çin'den geldi. 10 gün önce sipariş ettik. Çünkü Singapur'da bunlar çok pahalı. Kargo fiyatı da gayet ucuz. 5-10 liraya geldi. Aynen. Şurası aynı şu şekilde tavana asıyorsun. Elektrik kabloları burada. Sonra şunu da şöyle direkt geçiriyorsun şuraya. Şöyle asılacak yani tavanda. Şöyle 3 tane. Bir de şöyle ayrıntılı göstereyim. Aslında şöyle duruyor. Şöyle. Tanesi bunun ne kadar? 20 lira falan. Singapur'da bunun tanesi 80 lira. Aynı marka, aynı şey. Evet, güzel. Bugün arkadaşım ta Paris'ten kek getirmiş. Bakın göstereyim. Çok güzel duruyor ama bugün yemeyeceğim. Şöyle bir kek getirmiş. Moulot Petit Jean. Pain de Epices Aux Aclau. Karamel Beurre Salé. Ya bu Fransızca şey. Fransızca da çok kötü ya. Çok kaba. Her şey Fransızca yazıyor ya. Hiç İngilizce bir şey yok. Neyse ama bunu bugün yemeyeceğim, yarın yiyeceğim. Şimdi şu an çok tokuz. Evet arkadaşlar, yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.